Edirne'de kurulması planlanan aşevleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. İlçelerimiz, birincisi en güneyden başlarsak Enez'de, sonrasında İpsala'da. Düzenlenen toplantıda 8 ilçede de aşevi hizmeti verileceğini söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'de tüm ilçelerin de aşevi hizmeti verilecek ilk ilin Edirne olduğunu söyledi. İlçelerimizin tamamında ve il merkezimizde aşevi hizmetinin, bizim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası olan imaret geleneğinin ve vakıf geleneğinin de en canlı örneklerinden bir tanesi olan aşevi projemizi uygulamaya koymaktır. Aşevi kurulmasına müsait olan binaları, yapıları tespit etti. Kaymakamlarımızın vakıf müdürlerimizle beraber yapmış oldukları bu tespitler daha sonrasında vali yardımcılarımız ve Çevre Vakfı Müdürümüz Ali Bey tarafından tekrar kaymakamlarımızla beraber ziyaret edilmek suretiyle görüldü. Bu şekilde uygun görülmüş olan bu yapıları öncelikle tadilattan ve onarımdan geçireceğiz. Daha sonrasında da bu yapılarda ihtiyaç duyulan donanım malzemeleri neler varsa bu donanım malzemeleri en kaliteli malzemelerden temin etmek suretiyle buraları aşevi haline getireceğiz. Buralarda da sıcak yemek pişirilebilir hale, standartlara uygun şekilde sıcak yemek pişirilebilir hale buraları getireceğiz. Bu şekildeki pişirilmiş olan malzemeleri her ilçemizde birer adet olmak üzere araç temin edeceğiz. Ve bu araçları da gene ilçelerimize, Sosyal Anlaşma Dayanışma Vakıflarımıza, kaymakamlıklarımıza hibe etmek suretiyle de hem ilçe merkezlerinde hem de köylerimizde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sıcak yemeklerin nitelikli şekilde, hızlı ve seri şekilde ulaştırılmasına da imkan sağlayacağız. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Bu projeyi biz hem Sosyal Anlaşma Dayanışma Vakıflarımız, kaymakamlıklarımız vasıtasıyla hem de Edirne Valiliğimiz Çevre Vakfı'nın finansman desteğiyle ama aynı zamanda da Türkiye Kızılay'ın Edirne Şubesi'nin de gene işbirliğiyle beraber götürüyoruz. Ben inanıyorum ki ve biliyorum ki bütün vakıf müdürlerimiz, tüm çalışma arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, bu konuyla ilgili şehir gönülleri vakfımız yine aynı şekilde, bütün çalışma arkadaşlarımız şevkle, heyecanla bir gönüllülük ruhu içerisinde bu projeyi hayata geçirecekler. Hazırda bir aşevimiz var ancak bunun kapasitesi düşük. Bu aşevimizi hem yenileyeceğiz hem de kapasitesini artırmak suretiyle Kavsa ilçemizdeki aşevinden hem Siloğlu'nun hem de Dalapaşa ilçemizin aşevi hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlayacağız. Yine aynı şekilde Uzunköprü ilçemizde kuracağımız aşevi de Meriç ilçemize de hizmet verir hale gelecek. Böylece de kuracağımız 5 aşevi ile Edirne'mizin 8 ilçesine de aşevi hizmetini vermiş olacağız. Böylece aşevi hizmeti vermiş olmadığımız hiçbir noktanın, hiçbir alanın kalmamasını, hiçbir ilçenin kalmamasını bu şekilde temin etmiş olacağız.